Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok eğlenceli bir web sitesinden bahsedeceğim. Bugünlerde bol bol ziyaret ettiğim bir site. Neden çok ziyaret ettiğimi videonun sonunda göreceksiniz. Bu sitede ne yapıyorsun? Bu sitede kendine özel bisiklet tasarlıyorsun. Train Project One sitesi. Ben daha öncesinde biliyorsunuz bir tane tasarladım ve işte orada duruyor arkadaş. Şimdi yeni bir şeyler kafamda var. Ve bu aralarda o siteye sık sık girdiğim için sizle de paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok güzel zaman geçiriyorum orada. Yani sadece kendi kafamdaki bisikleti değil, başka bisikletler de orada yapıp böyle bayağı keyif çıkarıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Burada bisiklette ne yapıyorsunuz? Rengini seçebiliyorsun. Ne bileyim, jant setini seçebiliyorsun. Bütün her şeyini kendin tasarlıyorsun. Şimdi biraz sonra bakacağız zaten. Ve oradan satın aldığın zaman da bu bisiklet dünyada bir tane sana özel oluyor. Çünkü sen bütün her şeyini sen yapmış oluyorsun. İşte bu da Project One oluyor. Train Project One sitesi şimdi burada arkadaşlar. Şimdi bunu bilgisayar üzerinde yapalım. Çünkü burada anlatmam çok zor. Orada bilgisayar üzerinde direkt göreceğiz. Evet, burada demek istediğim arkadaşlar, tüm hayal gücünüzü burada kullanabilirsiniz. Bu işte çok daha zevkli hale getiriyor. Evet, şimdi bakalım nasıl varmış. Şimdi önce burada bir tane Emonda yapalım. Sonra da benim yaptığım diğer bisikletlere bakarız. Öncelikle arkadaşlar trackbikes.com'a giriyorsunuz ve orada bikes'ların altında customize var. Buradan, bu arada şuranın sitesi, şu adresi aşağı açıklamalara yazdım. Oradan direkt tıklayabilirsiniz. Buradan aşağıda modeller var. İstediğin modeli buradan seçebiliyorsun. Madon, Domani, Emonda, Speed Concept. Bunlar işte train modelleri. Buradan istediğin modeli seçebiliyorsun. Ben şimdi burada Emonda yapacağım arkadaşlar. Diğerlerini yaptım, sonra gösteririm. Ben şimdi Emonda alırsam nasıl tasarlayacağım onu göreceksiniz. Şuraya geliyoruz, bakın burada Emonda'nın diğer modelleri de var. Emonda artık disk frenle de üretiliyor çünkü biliyorsunuz. Şimdi mesela en babasını yapalım. Yani hayal kuruyorsak da güzel bir hayal kuralım. Evet, burada SL9'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burası açılıyor işte. Şimdi şu ekranda her şeyi yapabiliyoruz. İşte bakın, alt tarafta renk seçeneklerimiz var. Burada hazır olan renkler var. Mesela şu hazır. Bütün her şeyle sen buradan gidip diğer aynı kolunda falan filan hepsini kendin jant setini kendin seçebilirsin. Ama biz bunu yapmayacağız. Biz buradan gelip şurada, ya dediğim gibi şunlar hazır olanlar. Bu mesela Train kullandığı, takımda kullandığı bisiklet. Bu Segafredo White'ı, beyazı. Bunu Tour de France'da kullanmışlardı. Ama ben burada kendi bisikletimi yapacağım. O zaman da şu üzerindeki renkli olanlardan bakıyorsunuz. Burada yani boyama seçenekleri var burada. Yani şöyle ateşli ateşli bir şey de yapabilirsiniz. Bak böyle yanıyor yanıyor. Bunu yeşil yapabilirim mesela. Ya da işte benim dediğim gibi şu anda benim yapacağım. Mesela şunu seçelim. Burada direkt karşıma renk seçenekleri geliyor arkadaşlar. Ben biliyorsunuz bütün bisikletlerimi kırmızı olarak daha çok seviyorum. Çünkü kıyafetlerim de kırmızı. Yani her bisiklet için ayrı ayrı kıyafet almamak için aslında biraz da onu seçiyorum. Ve asla durumun renkleri de kırmızı siyah. Bu yüzden de biraz daha ona yöneliyorum. Yani burada mesela burası mesela finish diyor. Burada mat mı ya da parlak mı onu seçiyorsunuz. Ben tabii ki parlak seçeceğim. Şu kadronun rengi. Burası nerede bizim kırmızımız? Train Viper Red'i var. O işte benim şu andaki bisikletin kırmızısı. 10 numara 5 yıldız kırmızı. Ve işte bunu seçtim. Şuradaki şu üst tarafını gösteriyor burası da. Şurasını gösteriyor. Buradan gelip buraya Train beyazı var. Track White. Şunu seçiyorum. O zaman şu maviliklere, şuraya siyah seçip Track Black. Şurası da yine beyaz olabilir. Evet, rengimiz böyle oldu. Ben mesela Emonda alsam bunu alabilirim. Güzel bir şey oldu bence. Şimdi bak ha, matlı biraz daha, çünkü bir zaman geçince direkt fotoğrafı getiriyor. Şurada biraz zoomlayalım. Evet, şurada bir siyahı oldu. Şimdi de bunun jantlarını falan seçelim. Diğer özelliklerini seçelim arkadaşlar. Buradan gidip buraya isminizi yazabiliyorsunuz. Project One olduğu kesinleşiyor o zaman. Yani tamamen size özel oluyor bu. Burada Frame Options'tan
bunun H1 mi H2 kadro mu olduğunu seçiyorsunuz. H1 kadro biraz daha agresif bir kadrodur. Yani şu bölümü biraz daha kısadır. Onun için de çok daha fazla eğilirsin. Ben bu bisiklete H2 tercih edeceğim. İkisi de 700 karbonluk bir seri. Fren seçeneği arkadaşlar. Burada işte bunu disk fren yapacağım. M10'da da yeni disk frenler geldi. Ve burada da işte grup set seçeneği. Burada Shimano'nun DuraAce'i var. Ya da Red'in Etap da olabilir. Ama ben Shimano seçeceğim arkadaşlar. Burada aynı şekilde yine fren şeylerini de seçebiliyorsunuz. Disk frenin özellikleri. Bunu aynı fazla seçeneği yok burada zaten. Bir tane seçenek var. Diğer komponentlere gelelim. Evet işte esas burada bisiklet yerine geçiyor. Burada jantları seçiyorsun mesela. Şurada bak bir sürü komponent var. Burada jantlarda ben Aeros 3'ü seçeceğim. Bende şu anda bisiklette 5 var. Burada 3'ü seçeceğim. Çünkü şey sonuçta bu bir tırmanış bisikleti. Öyle çok aerodinamik bir durum olmasına gerek yok. Ama şurasını beyaz yapacağım. Mis gibi. Lastikler burada Montrager'ın R3'ü olsun diyorum. Handlebar. Burada bir sürü handlebar seçeneği var. Üzerinde gelen bu. Ama $250 vererek mesela bunu biraz daha böyle bir daha güzel bir handlebar yapabilirim. Evet şunu yapayım. Bu çok hafif bir handlebar çünkü. Yani bunu biliyorum. Geçen M10'da da yapmıştık zaten bunu. Evet mis gibi oldu. Ve burada bar teybine gelelim. Yani düşünün gidon bandına kadar bunu seçebiliyorsunuz. Bunu da beyaz yapalım mesela. Şu andaki bisiklete benzer bir şey olsun. Evet. Burada evet. Bu gidonu seçtiğim için yok bunda arkadaşlar. Burada işte bazı başka seçenekler var. Ve burada selemi seçiyorum. Mesela şu selede olabilir daha rahat bir seleye benziyor. Tak bunu beyaz seçelim mesela bunda. Şu andaki bisikletime benziyor evet. Ama seviyorum. Ne yapayım? Evet şey borusu bir tane var. Diğer aksesuarlara bakalım. Ne takabiliyoruz? Bir tane suluk takalım. Hatta iki tane suluk takalım. Su içmek önemli arkadaşlar. Sensörümüzü takalım. Bunu işte kadansımızı, hızımızı falan buradan belli olacak. Ve evet, bisikletimiz hazır arkadaşlar. Tabi burada iş bitmiyor arkadaşlar. Bunu satın almak istiyorsan mesela beğendin. Bunu yapıyorsun bu şekilde ve Trek'e gidiyorsun. Trek'te burada onların ekranında daha farklı seçenekler var. İşte sele borusunun yüksekliği, işte ne bileyim gidon boğazının yüksek uzunluğu falan bunların hepsi ince ayarları var ve tabii ki kadronun boyunu falan orada seçiyorsun. Orada ince ayarlar orada yapılıyor ve ondan sonra da orada siparişini verebiliyorsun. Siparişini verdikten sonra yaklaşık 20 günle 45 gün arasında falan sana geliyor. Zaten orada da hemen söylüyorlar o ekranda bu bisikleti sana diyor 32 gün sonra veririm diyor. 30 gün sonra geliyorsun alıyorsun biniyorsun bisikletine. Yani Amerika'dan geliyor o bisiklet bu arada sana. Ve 10 numara 5 yıldız böyle keyifli bir şekilde burada hemen ya istersen Trek'te şey yapıyorlar ya da Antalya'ya gönderiyorlar mesela. Antalya'da yaşıyorsan orada sen onu monte ettirebiliyorsun. Ve en güzeli de arkadaşlar burada evet bu biraz pahalı çıktı. Yani çünkü ben ne varsa koydum içine. Bunu Türkiye'de aynı bu fiyata alabiliyorsun. Ve yani Trek'e gidiyorsun Bahçeköy'de bu fiyata bu fiyat artı KDV tabii ki. Bunu satın alabiliyorsun. Amerika'da da çünkü bu fiyat artı kendi vergilerini koyuyor. Ama işte Türkiye'de de aynı fiyatı Amerika'daki fiyatı alabiliyorsun. Hatta şöyle bir durum var. Ben asla durmada gördüm dersen orada ufak bir indirim bile yaparlar belki. O da artık bakalım yaparlar muhtemelen. Yani buradaki özellik arkadaşlar tamamen sana özel bir bisiklet olması. Ve işte yani burada bunu satın almak zorunda değilsiniz. Diğer böyle gidip kafanıza göre eğlenebilirsiniz de işte bunu alıp background'una yapabilirsin kesip burada işte ne bileyim ve bu sayfayı öğrenin iyice öğrenin yakında büyük sürprizlerim var arkadaşlar burada belki burada bir yarışma yapabiliriz ama bakalım daha sonra onun ilanını yaparım yeni yılda onlar hep burada daha önce başka bisikletler de tasarladım onlara bir bakalım neler yapmışım bir de en sonunda da bakalım ne göreceğiz bak mesela bu Madon 9 benim bisiklet burada benim bisikleti tam olarak görebilirsin nasıl bak şuradaki böyle arkadaşlar. Demin işte o aynısı buraya geldim koydum. Hani o dediğim işte ismini yazdığın yer burası. Buraya mis gibi yazabiliyorsun. Bunların fontlarının çeşitleri var ve şöyle bir işaret koyuyorlar. Bu da işte
canavar gibi kendin yaptın diye. Bak aynısı işte. Bu bisikleti orada tasarlayıp getirmiştik. Bu jantlar, beşlik jantlar. İşte bu gidonun uzunluğunu falan filan orada trekte şey yapıyorsun, belirliyorsun. Böyle bir şey. Peşinden işte burada domani var. Bir tane domani yaptım. Bak ne güzel. Bu da kırmızı beyaz, siyah. Bunda da yüksek bir jant set seçmedim. Üçlükler yeter dedim. Burada evet Pro Kaliber. Bu da güzel bir dağ bisikleti. Bunda baya baya inişler yapılabilir. Burada gene güzel bir downhill bisikleti. Yine kırmızı, siyah. Bütün bisikletler zaten hepsi birbirine benziyor benimkiler. Yani şunları alsın aldığını düşünsene, böyle kenara koymuşsun. Hepsi aynı model. Tak tak tak. Uf, keyfe bak. Bunların hepsinin screenshot'ını alacağım bu arada. Ve işte uzun süredir üzerinde çalıştığım modele gelelim. Tak. Nasıl olmuş arkadaşlar? Şuna bir bakın. Aşağı yorumlarınızı yazın. Bence güzel. İşte hayal kurmak güzeldir arkadaşlar. Ve hayal kurarken dikkat edin. Bir gün gerçekleşebilir. Onun için hayallerinizi düzgün kurun. Evet arkadaşlar. Evet. İşte. Project One dediğimiz olay bu arkadaşlar. Buraya girin işte girin. Keyfinizi çıkarın. Bol bol bir şeyler yapın falan filan. Hatta alın onları Instagram'da paylaşın. Beni etiketleyin. Daha sonrasında dediğim gibi sürpriz bir şeyler olacak burada. O siteyi düzgünce öğrenin. Güzel öğrenin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi ben gideyim şimdi bisikletlere biraz daha bakayım. Hadi yarın görüşürüz.